optikçe aktifliği ya da optik izomeriyi kullanarak bazı hesaplamalar yapalım. İlk problemimizde elimizde 0,300 gram doğal kolesterol olduğunu farz edelim. Doğal kolesterolün nokta yapısını burada görüyorsunuz. Optikçe aktif bir bileşiktir. Kolesterolümüzü 15,0 mililitre kloroformun içinde çözüyoruz. Bu çözeltiyi 10,0 santimetrelik bir polarimetre tüpü içerisine koyuyoruz sodyum D çizgisi kullanıyoruz ve gözlenen rotasyonun yani çevirmenin 20 santigrat derecede eksi 0,630 derece olduğunu hesaplıyoruz. Hedefimiz kolesterolün spesifik rotasyonunu hesaplamak. Spesifik rotasyon, gözlenen rotasyon bölü konsantrasyon çarpı yol uzunluğuna eşit. İsterseniz değerlerimizi denkleme yerleştirelim spesifik rotasyon eşittir. Gözlenen rotasyon yani eksi 0,630 derece bölü konsantrasyon. Bu da mililitre başına gram cinsinden olacak. 0,300 gramı 15,0 mililitreye bölüyoruz. Hemen yazalım. Bunu da yol uzunluğu ile çarparız. Yol uzunluğu desimetre cinsinden olmalıdır. 10,0 santimetrelik tüpümüz var. 10,0 santimetre 1 desimetre eder. Şimdi hesaplaması daha kolay olacak. Evet, hesap makinemizi çıkaralım ve spesifik rotasyonumuzu bulalım. Eksi 0,630 bölü 0,300 bölü 15,0. Bunu da 1 ile çarpıyoruz. Bunu yapmamıza gerek bile yok. Fakat yine de yapalım. Burada 1,00 ile çarpıyoruz. Ne elde ettik? Eksi 31,5. Spesifik rotasyonumuz budur. Hemen yazalım. 20 santigrat derecede spesifik rotasyonumuz, ayrıca sodyum D çizgisini kullanıyoruz. Neymiş? Eksi 31,5. Bazen bunun derece ile yazıldığını görebilirsiniz. İşte böyle. Fakat ben bunu sileceğim. Çünkü normalde spesifik rotasyonun birimi yoktur. Yani bu gösterim tamamen kullandığınız kaynağa bağlı. Neyse. Sıradaki problemimize geçelim. Yüzde cinsinden enantiomerik fazlalık veya Optik saflık üzerine konuşalım. Bunu bulmak için bir enantiyomerin yüzdesinden diğer enantiyomerin yüzdesini çıkarırız. A kısmında tek bir enantiyomer içeren çözelti için enantiyomerik fazlalığı yüzde cinsinden hesaplayalım. Yani yalnızca bir enantiyomerimiz var. Tıpkı doğal kolesterolle yaptığımız ilk problemdeki gibi. Bu da bu enantiyomerden %100, yüz, diğerinden %0 oranında bulunduğu anlamına gelir yani yüzde cinsinden enantiyomerik fazlalık 100 %0'dan %100 olarak ifade edilir. optikçe saflık oranı %100'müş. yani bu optikçe saf bir çözelti. B kısmında ise iki enantiyomerden de eşit miktarda bulunduran çözelti için aynısını yapalım. buna rasemik karışım denir. Her iki enantiyomerden de eşit miktarda varsa bir enantiyomerden %50, diğerinden de %50 var demektir. Yani enantiyomerik fazlalık 50 50'den %0'a eşittir. Bunun optikçe saflığı %0'dır. Yani rasemik karışımlar optikçe aktif değildir. Her iki enantiyomerden de eşit miktarda varsa 0 net rotasyon olur. Evet. C kısmında bir enantiyomerden %75, diğerinden %25 içeren bir çözeltimiz var. Yüzde cinsinden enantiyomerik fazlalık %75 eksi %25'den %50'ye eşittir. Demek ki bu enantiyomerde %50 fazlalık var. O zaman %50 oranında optikçe saf bir çözeltimiz var. Son problemimizde doğal kolesterol ve onun enantiyomerini içeren bir karışımımız var. Karışımımızın spesifik rotasyonu eksi 27 Hedefimiz bu karışımın yüzde cinsinden enantiyomerik fazlalığını hesaplamak. Bunu yukarıdaki denklemi kullanarak yapabiliriz. Yüzde cinsinden enantiyomerik fazlalık eşittir. Gözlenen spesifik rotasyon bölü saf enantiyomerin spesifik rotasyonu. Tabi yüzde olması için bunu yüzde çarparız. Yüzde cinsinden enantiomerik fazlalık eşittir. Gözlenen spesifik rotasyon yani eksi 27 bölü saf enantiyomerin spesifik rotasyonu olacak. Doğal kolesterolün saf enantiyomerinin spesifik rotasyonunu ilk problemde görmüştük. Eksi 31,5. O zaman buraya yazalım. Eksi 31,5. Bunu da yüzde çarparız ve yüzde cinsinden enantiyomerik fazlalığı elde ederiz. Hesap makinemizi çıkaralım. Eksi işaretlerine takılmamıza gerek yok çünkü her iki kısımda da var. 27 bölü 31,5 yapalım. Bunu da yüzde çarpalım. Sonuç 85,7 çıkar. Yuvarlarsak yüzde 86 diyebiliriz. Evet, enantiyomerik fazlalığımız yüzde 86 olacak. Hesaplamamızı yaptık. Sıradaki sorumuz karışımın yüzde kaçı doğal kolesteroldür? Enantiomerik fazlalığımız yüzde 86. Bunun doğal kolesterolün yüzde 86'sı olduğunu düşünebiliriz. Evet, doğal kolesterolün yüzde 86'sı. O zaman kalan yüzde 14 rasemik karışım olmalıdır. Kalan yüzde 14 rasemik karışımsa bunun yarısının doğal kolesterol, diğer yarısınınsa enantiomer olduğunu söyleyebiliriz. Yani %7 doğal kolesterol, %7 ise enantiyomerdir. 7 artı 7 tabii ki 14 eder. Karışımımızdaki doğal kolesterolün toplam yüzdesi nedir? 86 artı 7, 93 eder. Yani %93. Cevabımız bu. Karışımın %93'ü doğal kolesteroldür. Bu bazen biraz kafa karıştırıcı olabiliyor. O yüzden sağlamasını yapabilirsiniz. Doğal kolesterolün ve enantiyomerinin toplamı %100 etmesi gerektiğini biliyoruz. Doğal kolesterol %93, enantiyomeri %7 çıkmış. %93 artı %7, %100 ettiği için sorun yok. Önceki problemden enantiyomerik fazlalığın yüzde cinsinden bir enantiyomerin yüzdesi eksi diğer enantiyomerin yüzdesine eşit olduğunu biliyoruz. O zaman yüzde cinsinden enantiyomerik fazlalık 93 eksi 7 diyebiliriz. Sonuç %86 çıkar ki buradaki hesaplamamızda da böyle bulmuştuk. İşte bu şekilde sağlama yapabilirsiniz.